fiyatları açıklandı. Sizin bu mısır fiyatlarına olumsuz bakıyorsunuz. Neler diyeceksiniz mısır fiyatları ile ilgili? Evet, hoş Siz geldiniz. de bir tarım üreticisiniz aynı zamanda. Evet, hoş geldiniz öncelikle. Burada tabii mısır fiyatları ile ilgili açıklama yapacağım ama öncelikle de şurada şunu da belirteyim. Son günlerde bayram sonrası oluşan bu korona ile ilgili biliyorsunuz malumuz hepimizin virüsten dolayı hastalıklar arttı. Tekrardan sayılar çok yükseğe çıktı. Öncelikle burada tüm vatandaşlarımızın dikkat etmesi, dikkatli olması, kurallara uyması gerekmektedir. Tabii ki burada öncelikle şunu da belirteyim. Burada devletimizin almış olduğu kararlar var. Fakat devletimiz aldığı kararlarda bazı konularda tam uyuyor mu, uymuyor mu? Bununla da ilgili çelişkiler var. Bunu geçmişe baktığımız zaman işte Ayasofya ile ilgili yapılan programda Sakarya'dan 150 civarında araç gönderdi. Belki de bunlar doluydu. Burada da gerekli önlemler alınmadı. Sosyal mesafe nerede kaldı? Evet, korunmadı. Orada da Ayasofya'nın açılışında aynı şekilde korunmadı. Burada biz devletimizden tedbirleri alırken devletimizin de aynı şekilde bu kurallara, belediyelerimizin de aynı şekilde bu kurallara uymasını istiyoruz. Bunlar uyarsa, örnek olurlarsa vatandaşlarımız daha çok uyacaklardır. Mısır fiyatlarına geldiğimizde mısır fiyat taban fiyatı 14 rütubet 1350 TL olarak açıklandı. Bu da 30 rütubet mısırda yine gelecek olan fiyat 1 lira 50 kuruş civarlarındadır. İnsanların, çiftçilerimizin mısırı teslim etmeye gittiğinde haliyle çiftçilerimizin hepsi borçlu. Borçlu olduğundan çiftçilerimiz bir anda yığılma yapacak ve yine aynı şekilde mısır fiyatları 80 kuruşla 90 kuruş arasında oynayacaktır. Bu yıllardan beri aynıdır. Bakalım ben de aynı şekilde belki de 10 yıllık bilgiler var, belgeler var. Baktığımızda 5 yıl, 7 yıl geriye doğru mısır fiyatları hep aynı şekildedir. 70, 80, 90 kuruş aralığındadır. Hiçbir fiyat artışı olmamaktadır. Bunlar şimdi bu 1350 TL ton başına kilogramda 135 kuruş olarak verilen fiyatlar kesinlikle tatmin edici değildir. Bunları kesinlikle bakanlık tekrardan gözden geçirmesi gerekiyor ve Mısır ofisinin açılması gerekiyor. Mısır ofisi açılmadığı takdirde çiftçimiz tekrar tüccarın eline bırakıldığında dediğim gibi kesinlikle mısır fiyatları 1 liranın üzerinde gitmeyecek, 1 liranın altında gidecektir. Artı bu sene havaların ekim zamanında ektikten sonra yağışlı gitmesinden dolayı çiftçilerimiz ürünlerini, tarlasını 2 defa, 3 defa ekti. 2 defa, 3 defa ekmesine rağmen alabilecekleri verim en iyi yerlerden 7-8-9 kilogramdır. 1 ton üzerinde alması mümkün değildir. Bundan dolayı belli bir kesimlere destek veriliyor esnafa. Çiftçilerimiz de göz ardı edilmemelidir. Çiftçilerimize de devletimiz kesinlikle destek vermelidir. Zor durumda olan çiftçilerimiz vardır. Tabii ki çiftçilerimizin bir kısmı belki emeklidir. Emeklilikten dolayı geçimlerini sağlıyordur. Ama sadece tarıma bağlı olan çiftçilerimizin durumu işler acısıdır. Bununla ilgili kesinlikle devletimiz, bakanlık bunları tekrar gözden geçerek bu fiyatta belli bir yükseltmeye gidilmelidir. Peki Sakarya'da mısır rutubet oranı 17-18'den aşağı düşmüyor. Bununla ilgili sıkıntı çekiyorlar mı bizim üreticilerimiz? Kesinlikle kesinlikle. Şimdi ilk mısır dövülmeye başlandığı zaman mısır zaten 32 rutubet. 33 rütbet, 30 rütbet geliyor. 32 rütbet mısır da zaten şu anda 90 kuruşla 1 lira arasında değişir. Ya burada ilk önde açıklanıyor. 14 rütbet açıklanıyor. 1330 lira. 14 rütbet mısır. Ambara mısırı atarsın. 6 ay, 7 ay, 1 sene yakın bekletirsen 14 rütbet gelir. Borcu var vatandaşın, çiftçinin nasıl beklesin? Mümkün değil yani. Çiftçinin bunu bekletmesi mümkün değil. Gübresini vadeli aldı. Mazotunu vadeli alıyor. Tohumunu vadeli alıyor. İlacını vadeli alıyor. Nasıl bekletecek? Keşke çiftçi şu anda olsa da hemen teslim edebilse. Bazıları da belki yok fiyatına
Eğer sıvaç yaptırma olanakları varsa, o da şu anda mısırlar somak tutmadı, hava kurak gidiyor. Kurak gittiğinden dolayı sıvaç da yapılmamaktadır. Bunlar hep çiftçinin aleyhine olanlardır. Üstelik dediğim gibi fiyatlar da bu şekilde açıklanınca çiftçimiz mağdur olmaktadır. Ve özellikle şunu daha öncelerde de ifade ettim. Sakarya'da tarım yapılmaktadır ama Sakarya'ya tarımda destek verilmemektedir. Malumuz birçok ilde işte tohum desteği verildi ama Sakarya'mızda maalesef yok. Tarım yapılmıyor mu Sakarya'da? Var. Yapılıyor. Fazlasıyla. Gelirin Sakarya bütçesinin büyük bir kısmının geliri tarımdan elde ediliyor. O zaman niye Sakarya'ya tarımına destek verilmiyor? Burada dediğim gibi kesinlikle tekrar gözden geçirerek esnafımıza yeterli destek veriliyor demiyorum. Ama tarıma da tarımla, bizzat tarımla iştigal edenlere de gerekli yardımı hükümetimiz tarafından yapılması gerekmektedir.